Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Muhterem kardeşlerim, Ali İmran suresinin 137. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Estağfirullah. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Rabbimiz buyuruyor ki, sizden önce nice nice bizim kanunlarımız geldi geçti. Kanunlarımız gerçekleşti. İsterseniz diyor Cenab-ı Hak, yeryüzünde bir yürüyün, şöyle bir dolaşın, gezin. Ve bakın bakalım yalanlayanların sonu ne olmuş. Bir bakın diyor Cenab-ı Hak. Buradaki sünen kelimesi, sünnet kelimesinin çoğulu. Sünnet ne? Sünnet, bir su akarken kendine bir yol çizer ya peş peşe, ırmaklaşır adeta. Ona yol deniyor işte, su yolu gibi böyle bir çığır diyelim. Biz buna Türkçe'de tam da çığır demek en güzeli herhalde. Bir çığır açmak. Aynı zamanda sünnet kelimesi adet anlamına geliyor. Mesela sünnetullah dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın adeti, onun kanunu, genel geçer uygulaya geldiği şey demek. Burada da tam bu anlamda. Bir bakın diyor, sizden önce geçen kavimlerde de Allahu Teala'nın bir sünneti var. O sünnet uygulandı. Ne o sünnet? O sünneti burada Yüce Rabbimiz açıklıyor aslında. Bir bakın bakalım diyor, bu Allah'ın ayetlerini ve peygamberlerini yalanlayanların sonu ne oldu? Bir bakın, bir gezin, görün. Yani adeta şöyle bu. Ne zaman bir Cenab-ı Hak'tan gelen peygamberi ya da ayetleri yalanlama söz konusu olduysa, o yalanlamalarının neticesinde daha dünyadayken bir cezaya çarptırıldılar onlar. Herkes bir cezaya çarptırıldı. Çünkü ilahi yasalar, Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlar, tabiata koyduğu kanunlar, sosyal alana koyduğu kanunlar, öyle bir, tabiri caizse bir kale gibi bir şey ki, oraya toslayan tabiri caizse kendi kafasını yarıyor. Yani bu anlamda da Yüce Rabbin ayetlerini ve peygamberlerini yalanlayan insanların sonuçları itibariyle çoğu zaman çok çeşitli şekillerde helak olmuşlar ve cezalara çarptırılmışlar. Yüce Rabbimiz de bu noktada diyor, gezin dolaşın yeryüzünü. Bakın bakalım onların sonuçlarını bir izleyin. Geriye ne kalmış bir bakın. İşte Ad kavmi, Semud kavmi, Salih Aleyhisselam'ın kavmi gibi birçok kavimler, işte Firavun, Karun, bunlar hepsi sosyal kanunlar. Bu noktada alimlerimiz derler ki, aslında Müslümanlara düşen bu sosyal kanunları ya da Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde böyle icra ettiği kanunları tespit etmek. Hangi suç, hangi cezayı doğurmuş ya da hangi azabı çekmiş, hangi gazabı çekmiş. Yani sosyoloji ilmi diyelim, tarih ilmi diyelim. Bu son derece önemli bir şey. Bu bakımdan aslında tarihi çok iyi bilen insanlar, bu sünnetullahı kavradılarsa, kavrayabildilerse, müthiş bir firaset ve basirete sahip oluyorlar. Yani tarih aynasına bakıp geleceğe ışık tutuyorlar adeta. Çünkü bu bir Yüce Rabbimizin bu alemde cereyan eden sünnetullahı. Hani diyor ya Akif, hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür mü ederdi? Tarih tekerrür diye tarif ederler diyor. İbret alınsaydı hiç tekerrür mü ederdi? Demek ki sosyal hadiseler, böyle kitle hadiseler, kavimler, kabileler, neyse, cemaatler neyle yükseliyor, neyle inkıraza uğruyor, neyle helake doğru gidiyor. Ne ile cezalandırılıyor? Bu bir sünnetullah. Cenab-ı Hakk'ın demek ki genel geçer kanunları var. Koyduğu kanunlar var. Bu
Buna da sünen diyor Cenab-ı Hak. Sünnetullah diyor. Esas sünnetullah da tam da budur. Yani bazen tabiat kanunları deyiveriyoruz ama elbette o da Cenab-ı Hakk'ın maddeye koyduğu kanunlar. Ama insan topluluklarına yönelik de kanunları var Cenab-ı Hakk'ın. Şunlara şunlara riayet ederseniz şu sonucu alırsınız derecesine sebep-sonuç ilişkisine adeta bağlıyor. Onları da tespit etmemize bir işaret var. Bu bakımdan da belki işte o arkeolojik kazılar, efendim bir şekilde tarihi araştırmalar, tarihin çöplükleri diyelim. Tarihin çöplükleri, tarihin çöplüklerinde nice nice hakikatlere ışık tutacak bilgiler, belgeler var, şahitler var. Onları kanun halinde tespit etmek gerekiyor. Burada tabii Yüce Rabbimiz aslında hem müminlere hem de o mükezzibin dediği o yalancılara yönelik ikisine de yönelik bir şey var. Ey müminler, kısa süreli olarak o yalanlayıcılar, müşrikler, kafirler size galip gelmiş gibi görünebilirler. Çünkü Uhud'dan bahsediyor bu ayetlerin makabli, öncesi. Onlar zafere ermiş gibi görülebilirler. Ama gidin gezin bir görün. Mükezzibinin, o yalanlayıcıların sonu ne olmuş? Bugün zafer gibi görünen bir görüntü onlarda tecelli etmiş olabilir. Ama nihayette o yalanlayıcıların sonu hiç iyi olmamış. Ha, bir müminlere yönelik böyle bir ufuklu bakın diyor adeta. Hemen böyle çözülüvermeyin. Nitekim birazdan gelecek o ayet. Çözülüvermeyin, gevşemeyin. Adeta iradeniz işte çözülmesin. Bu noktada mükezzibinler kazanmayacak. Yani onlar sonuçta başarıya erecek olanlar onlar değil. Yalanlayıcılar değil. Bu Mekke müşriklerine de yalanlayıcılara da bir tehdit var. Siz şimdi belki seviniyorsunuz. Uhud'da Müslümanlara büyük bir zarar verdik diye seviniyorsunuz. Ama bu gelip geçici bir şeydir. Yani tarih boyunca bir bakın, bir dolaşın bakalım. Yalanlayıcılar ne zaman yakalarını kurtarabilmiş ki ilahi azaptan, ilahi gazaptan diyerek bu ayet aslında iki taraflı, bir tarafa teselli, diğer tarafa da böyle bir tehdit ifade ediyor. Yani sonunuz iyi değil diyor onlara. هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَمَعِذَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Müfessirlerin birçoğunda هَذَا bu Kur'an diye efendim anlaşılmış. Bu Kur'an insanlara bir açıklamadır. Neyin gerçek, neyin yalan, neyin hak, neyin batıl olduğunu beyan eden apaçık bir Kur'an'dır ve aynı zamanda hususiyle muttakiler için de hem bir yol gösterici, hidayet kaynağıdır hem de onları bir takım tehlikelerden alıkoyucu öğütlerden ibarettir diye anlaşılmış. Ama bazıları da şöyle anlaşılmış ki bu daha güzel gibi sanki. Hâzâ bir önceki ayette Cenab-ı Hak bir sünnetullah'tan bahsetti, bir takım sünenlerden bahsetti, kanunlardan bahsetti. Aslında diyor, şu tarih sahnesinde, bugüne kadar insanlık tarihinde olan birçok şey, özellikle yalanlayıcıların nasıl bir akıbetle karşılaştıkları sonucu bunlar, bu gerçekler öyle bir beyandır ki insanlığa, öyle bir apaçık gerçeklerdir ki, öyle apaçık bir takım hakikatleri ifade eden beyinelerdir ki, aynı zamanda gerçi bunlar insanların hepsinin görüp ibret alması gereken şeyler. İnsanlar bunu gördükleri zaman bu kavimlerin sonuçlarını görebiliyorlar. Ancak bunlar muttakiler için hidayet ve mev'ize kaynağı oluyor. Çoğu zaman diyor adeta Yüce Rabbimiz ibret almak isteyen gönlünü Allah'a çevirmiş muttaki kullar için bir gerçekten hidayettir. Gerçekten onlar için iyi bir öğüttür bu. Ama insanlar için de bir açıklamadır. Fakat insanların birçoğu da onlardan ibret çıkaramıyor. Onun için Yüce Rabbimiz burada dikkat edersek hidayet ve mev'izayı muttakilere tahsis etmiş. Demiş ki muttaki olanlar ondan bir kendilerine bir yol, kılavuzluk anlamında bir şey alıyorlar, işaret alıyorlar, bir öğüt alıyorlar. Ama insanlar böyle belki de tespit edip geçiyor. Bir zamanlar burada işte Sodom Gomorra diye bir kavim yaşamış. Bir yanardağ patlamış. İşte burada insanlar donmuşlar.
Böyle bir tarihi bilgiden ibaret bir sonuç olarak aktarmışlar. Ama normal şartlar altında Yüce Rabbimiz tarihi hadiseleri olduğu gibi yansıtmaktan ziyade tarihi hadiselerin arka planında hangi gerçekler yatıyor, niye helak olmuş bu kavim, ona dikkat çekiyor. Diyor ki orada benim koyduğum bir kanun hükmünü icra etmiştir. O kanunun farkında olun. İşte aynı yola girerseniz aynı sonuçlara maruz kalacaksınız anlamında Yüce Rabbimizin bir beyanıdır. Bu bakımdan burada hâzâ el-Kur'ânü diye açıklamak yerine işte bu sünnetullah diye ifade ettiğimiz Yüce Rabbimizin sünen diye burada Kur'an'da işaret ettiği o ilahi kanunların, ilahi adetin, adetullahın diyelim, Allah'ın adetinin bütün insanlık için aslında çok önemli bir beyan ama muttakiler için öğüt ve hidayet kaynağı olduğunu anlamış oluyoruz. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا gevşemeyin, çözülmeyin ey müminler. وَلَا تَحْزَنُوا mahzunlaşmayın, hüzne gark olmayın, gamlanmayın, kederlenmeyin adeta. Neden? وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ eğer siz müminseniz üstün olan sizlersiniz. De bunu burada Arapçada şöyle de anlamak mümkün bir gramer kaydısı olarak ve entümül alevne tarafının hal olduğu ifade edilir. O zaman mana şöyle olur. Siz zaten üstünken, siz üstün konumdayken ki iman ediyorsunuz, iman ettiğiniz için sizin bir artınız var. O kafirlerin ummadıklarını umuyorsunuz. Siz ölünce şehit oluyorsunuz ama onlar ölünce direkt cehennem çukuruna yuvarlanıp gidiyor. Her halükarda siz müminseniz zaten bir üstün konumdasınız. Böyle siz üstünken, böyle üstün bir konumdayken müminler olarak gevşemeyin, mahzun olmayın. Böyle bir şey olmasın. Yani Uhud'da bir yara aldınız tamam. Belki zahiren mağlubiyet de tattınız. O da tamam. Ama bu sizi çözmesin. Bu sizi elinizi kolunuzu düşürmesin adeta. Eliniz kolunuz düşmesin. Çünkü en yüce izzet, en yüce efendim aziz olmak diye ifade edebileceğimiz yücelik müminlere has. Velillahil izzetu ve li rasulihi ve lil müminin. İzzet Allah'ındır, Resulünündür, müminlerindir. Dolayısıyla siz böyle azizken gevşemeniz için hiçbir gerekçe yok. Çünkü ölürseniz de kazanıyorsunuz, yara alırsanız da kazanıyorsunuz, kalırsanız da kazanıyorsunuz. Her halükarda kazançlısınız. Her halükarda madem ki kazançlısınız, o zaman siz niye gevşiyesiniz ki? Niye kendinizi hüzne gark edesiniz ki? Dercesine böyle bir ayet-i kerime müminlere yönelik bir uyarı efendim ifade ediyor. Nitekim devamında ayetin اِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ size bir mağlubiyet olmuşsa, sizde bir yara açılmışsa, öyle diyelim, size bir efendim onlar zarar verdilerse, size bir zarar dokunduysa, zaten daha önce o topluluğa da bir zarar dokundu. Nitekim onlar Bedir'de daha önce siz onları mağlup etmiştiniz. Onlar 70 tane ölü vermişlerdi. Ve siz azken Allah sizi galip getirmişti ve onlar ağlaya ağlaya tabiri caizse Mekke'ye gitmişlerdi. Bakınız onlar inanmadıkları halde, kafir oldukları halde toparlanmışlar, tekrar üzerinize geldiler ve daha güçlü bir şekilde üzerinize geldiler ve size karşı bir şekilde zafer kazandılar. Ama siz de geçmiş dönemde onlara karşı bir zafer kazanmıştınız. Onlar çözülmedi. Tabiri caizse yeniden toparlandılar. O zaman ey müminler siz de çözülmeyin diyor Cenab-ı Hak. Nitekim diyor onlar da daha önce böyle bir mağlubiyet onlara da dokunmuştu. وَتِلْكَ الْاَيَّامْ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ bu zafer günleri, mağlubiyet günleri, bu günler diyor Cenab-ı Hak. Bu günler biz bunu insanlar arasında döndürür dururuz. Bir o mağlup olur, bir öbürü olur. Bir zaman işte şu grup zafere erer, bir başka zaman bir başka grup zafere erer.
bunlar bu alemin adeta dünya nasıl dönüyor, mevsimler nasıl geçiyor? Değil mi? Kış geliyor, arkasından bahar, arkasından yaz, sonra tekrar sonbahar, sonra tekrar kış. Büyük çapta da aslında büyük diyelim tarihi de böyle bir sanki kendi içinde dönen bir çark gibi düşünün. Onda da zaman zaman zafer tadanlar, zaman zaman mağlubiyet tadanlar olur. Müminlerde de olur bu. Hatta şöyle de olur. Siz gereğini yerine getirmezsiniz, mağlubiyet tatarsınız. Siz onlar gereğini yerine getirirler, gerektiği kadar hazırlanırlar. Size karşı daha güçlü, kuvvetli bir şekilde her türlü tedbirlerini alarak üzerinize gelirler. Onlar tabiri caizse harbin gereklerine daha çok sarılmışlardır. Siz ise gevşek durmuşsunuzdur, size karşı galip gelirler. Onun için Yüce Rabbimiz bu alem imtihan sahnesi diyor. Bu alem imtihan. Müslümanın mağlubiyette de takınacağı bir tavır var. Zaferde de takınacağı bir tavır var. Zaferdeyken şımarmak yok, gururlanmak yok, kibirlenmek yok. Mağlubiyette de tabiri caizse eli kolu düşmek yok. Yani mağlubiyette inna lillah ve inna ileyhi raciun diyeceğiz ve sabredeceğiz efendim. Acaba bizim başımıza böyle bir musibet hangi eksikliğimizden dolayı geldi diye bir taraftan nefis muhasebesi yapacağız toplum olarak. Bir taraftan da efendim şehitlerimiz olmuş olacak, onlar şehadet mertebesine ermiş olacaklar. Gazilerimiz sabretmiş olacak, ecir kazanmış olacaklar. Müminin ayağına diken batsa ecirdir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Öyle olunca mağlubiyette de müminin takınacağı bir tavır var. Galibiyette de takınacağı bir tavır var. Yüce Rabbimiz bunlara aldanmayın diyor adeta. İşte bak dün siz zafer kazanmıştınız. Bugün onlar kazandılar. İşte ve tilkel eyyam nudavilüha beynen nas. Bunlar öyle günlerdir ki mağlubiyet günleri, zafer günleri. Biz insanlar arasında bunları evirir çeviririz. Bu niye olur? Ve liya'lemallahu allazina amenu ve yettehize minkum şuhada. Allah bunu ezeli bilgisiyle bildiği bir gerçeği böyle ortaya çıksın diye. Bunu alimlerimiz böyle anlıyorlar. İşte Allah içinizden iman edenleri bilsin ve sizden şehitler edinsin için bilsin diye tercüme etmiyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak alimul gaybi ve şahadedir. Allah hem görüneni bilir hem görünmeyeni bilir. Hem dünü bilir hem yarını bilir. Allah'a gizli hiçbir şey olmaz. Ve indehu mefatihul gayb. Yani bütün gaybın anahtarları onun katında. İlmin tamamı onun katında. Onun için bazıları bu ayetlerden yola çıkarak işte malum İşte Allah geleceği bilmez dercesine böyle bir Allah muhafaza ne diyelim İslam akidesiyle uyuşmayacak bir tarafa savruluyorlar. Yani Allah yarını bilmez diyebilir misiniz? Yarın dediğin ne ki senin yani? Cenab-ı Hak kıyametin ne zaman kopacağını ancak o bilir diyor. Kıyamet gelecekte kopacak. Her şey öyle. Bizim hangimizin ne zaman öleceğini o bilir. Hiçbirimiz bilmeyiz. Onun için bu ayetleri ehl-i sünnet alimlerimiz ve gerçek alimler hep şöyle anlamışlardır. Allah içinizden iman edenler ortaya bir çıksın. Hanginiz gerçek mümin o bir ortaya çıksın. Yani mümin münafıktan bir ayrılsın için bunu yapar Cenab-ı Hak diyor. Başka niçin yapar? İçinizden şahitler ya da şehitler iki anlamda da kullanılmış bu. İçinizden bir takım şehitler ortaya çıksın diye de yapar Allah. Çünkü şehadet yüksek bir mertebedir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bile der ki içimden öyle geçiyor ki der. Allah yolunda şehit edileyim. Sonra diriltileyim. Tekrar şehit edileyim. Sonra diriltileyim. Tekrar şehit edileyim. Böyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 defa tekrarlar bunu. Onun için şehadet peygamberlikten sonra, sıddıkiyetten sonraki bir makamdır. Şehitlik makamı. Yüksek bir makamdır. Ve Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şehitleri çok metheder onları. Onlara sakın ölüler demeyin. Onlar diridirler. Rableri katında rızıklandırılırlar diye Yüce Rabbimiz bizi uyarır. Onun için şehitlik mertebesi gibi bir mertebeye hem böyle mertebelere eresiniz hem de Allah içinizden iman edenleri tam ortaya çıkarsın için. Çünkü bolluk zamanında gücün ve iktidarın bulunduğu zamanlarda mümini münafıktan ayırmanız çok kolay değil. Değil mi? Ama ne zaman zorluk olur, ne zaman böyle bir ölümle burun buruna gelir insanlar,
Ha, kaç paralık mümin olduğunuz orada ortaya çıkar. Bolluk zamanında herkes mangalda kül bırakmaz yani, ben dört dörtlük müminim diye bakabilir. Ama öyle bir zorluk anında, öyle böyle ölümle burun buruna geldiğiniz anda, o zaman gerçek müminle münafık ayrılır. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, bunlar diyor insanlar arasında günleri biz evirir çeviririz. Bu mağlubiyet günleri olsun, galibiyet günleri olsun. Niye? Hem bakalım bir müminler, iman edenler bir ortaya çıksın. Herkes görsün bir yani. Münafık kim, mümin kim? Bu bir ortaya çıksın. Bir de sizin içinizden şehitler ortaya çıksın. Burada şüheda kelimesi hem şehit kelimesinin çoğulu hem de hani yeryüzünde Allah'ın şahitleri olmak. Var ya, لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. İnsanlar üzerinde siz de şahitler olasınız. Şöyle de anlaşılabilir bu. Yeryüzünde Allah'ın şahitleri olabilirsiniz diyedir. Yani ne demek bu? Allah'ın şahidi olmak. Yeryüzünde adeta yüce görüldüğü zaman Allah'ın varlığını, birliğini, yüceliğini, azametini kendisine bakarak adeta anlayabileceğiniz şahitler olmak şeklinde de anlayabilirsiniz. Bunu şöyle de anlayabiliriz. Yeryüzünde Allah'ın şahidi olmak, Allah'ın varlığını, birliğini tabiri caizse herkese ilan eden kimseler olasınız diye Yüce Rabbimiz bu nevi imtihanlarla sizi sınar, dener buyuruluyor. O zaman şöyle de diyebiliriz. İçinizden hem şehitler hem de şahitler çıksın. Herkes şahit olamaz. Allah'ın şahidi olabilmek için de bir kalite gerekir. Allah'ın, yani eğer dünyadan gittiysek zaten şehit olarak gittik. Dünyada kaldıysak da sapasağlam mümin ve gerçekten Allah'ın şahidi olabilecek bir kalite kazandınız demektir diyor Yüce Rabbimiz. Bunlar sizi pişiren şeyler. Yani gerçekten cihat bu anlamda tam bir mekteptir. Allah yolunda cihat bir mekteptir. Vallahu la yuhibbu zalimin. Allah zalimleri sevmez. Cenab-ı Hak zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da haram kıldım buyuruyor. Bu bakımdan zalimleri sevmediği gibi zalimlere karşı gönlünüzde diyor hafif bir meyil olsa size ateş dokunur. Aman sakın ola ki diyor zalimleri sevmeyin. Yani Allah zalimleri sevmediğine göre zalimi sevmek de büyük günah. Yani sen zalim olmayabilirsin. Ama zalime karşı gönlünde bir sevgi oluşursa o da efendim size cehennem kapısını açabilecek bir tehlike. Çünkü ayet-i kerimede ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar buyurulur. Sakın diyor. Gönlünüzde azıcık meyil olmasın zalimlere. Aksi halde ateş gelir yapışır sizi bulur demek ayet-i kerimede. O bakımdan derler ki zalimin terziysen zalimin elbisesini dikme derler. Ayakkabıcıysan zalim ayakkabı yapma derler. Yani hakikaten o derece zalime işte söküğünü dikmesi için iğneyi vermek bile zalime meyildir de demiş alimler. O kadar ince tutmuşlar meseleyi. Bu bakımdan olabildiğince zulmün her çeşidinden hem uzak olmalı hem de gönlü zalime karşı korumalı. Gönlü de korumalı. Yüce Rabbimiz asla sevmiyor. Başka niçin bu nevi mağlubiyetler, şeyler efendim sonuçlar ne veriyor? وَلِيُمَحِّصَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِر۪ينَ. Bir de diyor iman edenleri böyle süzelim. Tamam mı? Günahlardan arındıralım. Böyle safi hale getirelim. Saf hale getirelim. İçindeki bütün cürufatlar çıksın bir şöyle. Tertemiz olsunlar. Hem müminleri diyor, iman edenleri saf hale getirelim, arı duru hale getirelim, günahlardan arıtalım onları. Hem de ve yemhakal kafirin, bir de kafirlerin kökünü kazıyalım diyor. Bunun için yapar Cenab-ı Hak bunları. Demek ki savaşlar ya da bu tür cihatlar, Allah yolunda mücahedeler, birçok hikmet var. Yüce Rabbimiz kullarını adeta o meydanlarda seçiyor. Yani cihat meydanları aynı zamanda halisiyet meydanları. Nitekim ricalun sadaku ma ahadullah aleyh feminhum men qada nahbahu ve minhum men yentazir ve ma bettelu tebdila. Allah öyle erler vardır ki diyor. Onlar
Allah'a verdikleri sözde sadık olmuşlardır. Onlardan kimisi diyor canını vererek sadakatini ispat etti. Kimisi de bekliyor. Allah onlara adam gibi adamlar diyor onlar. Er oğlu erler tabiri caizse. Yani tatlı su balığı olmak her zaman kolay. Ama öyle meydanlarda mücahit olmak, meydanlarda canını ortaya koymak, malını ortaya koymak esas baba yiğitlik orada. Onun için Yüce Rabbimiz اِنَّ اللّٰهِ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah cennet karşılığı müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Yani cennet gerçekten o kadar kolay ucuz değil. Yani maldan da candan da bir şeyler vermek gerekiyor. İşte kimisi var tamamını veriyor. Kimisi var bir kısmını veriyor. Bu bakımdan belki elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam savaşmayı, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin diyor. Allah'tan afiyet isteyin. Ama diyor ne zaman düşmanla karşılaşırsanız da artık sabredin. Orada da sabredin diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müslüman savaş isteyen adam değildir. Elbette barışı daha çok tercih eder. Ama gerektiğinde de canını vermesini bilir. Fakat Müslüman savaş istemeyen adamdır derken Yüce Rabbim bu ayetlerine bakınca da şöyle sanki bir insan içine bir duygu geliyor. Yüce Rabbimiz barış halinde de adeta o mücahedenin tam içine girin dercesine böyle bir teşviki de var. Yani canınızla, malınızla, bütün imkan ve fırsatlarınızla her neyse neyiniz varsa onlarla Allah yolunda mücahede edin demek. Böyle bir rahatta kendini teslim etmiş, atıl batıl bir kenarda oturan insandan ziyade böyle bir adeta fedakarlık içerisinde bir kişilik istiyor sanki Yüce Rabbimiz. Bu cihad ayetlerinde biz bunu anlıyoruz. Ya da bu anlamda mallarıyla, canlarıyla diyerek Yüce Rabbimiz mal ve canı ikiye bir ortaya koyması gerek cihad halinde yani savaş halinde gerek barış anında Allah'ın dinini yayma adına böyle bir mücahidenin içinde olmamız gerektiğine dair sanki sürekli Yüce Rabbimiz böyle bize bu ayetlerle yol gösteriyor, efendim ufuk gösteriyor. Devamındaki ayete bakın. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Siz zannediyor musunuz ki diyor, hemen cennete gireceksiniz. Allah içinizden cihad edenleri ve sabredenleri ortaya çıkarmadan, tamam mı? Bunu herkesin bileceği bir şekilde, herkese gösterecek bir şekilde içinizden diyor cihad edenlerle, yani işte malıyla, canıyla, efendim sahnede olanla, sabredenle, etmeyeni ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Demek ki cennete girmek o kadar ucuz değil. Cenab-ı Hak bunu birkaç ayette sorar böyle. Zannediyor musunuz der, iman ettik demekle bırakılacaksınız, imtihana çekilmeyeceksiniz. Böyle bir şey mi sanıyorsunuz? Böyle bir dünya sahnesi, dünya imtihan sahnesi olmaz derecesine adeta. Cennet o imtihanlar neticesinde kazanılmış bir sonuçtur. Bu bakımdan elbette Yüce Rabbimizden hep cenneti isteyeceğiz. Ama cennet ve rızaya ermek için, demek ki kamil mümin olmak için bir şekilde o mücahedenin içinde olacağız. Nefsimizle mücadele edeceğiz. Masiyetlerle, günahlarla mücadele edeceğiz. Allah düşmanlarıyla bir şekilde mücadele edeceğiz. Artık ne gerekiyorsa, nasıl gerekiyorsa, üslup neyse en güzel üslubu bulacağız. Ve Rabbimizin o cennetine girmeyi hak kazananlardan olacağız. Onun için de sadece malla da kazanılmıyor. Hem malla hem canla diyor Cenab-ı Hak. İşte neyiniz varsa demektir bu yani. Bütün imkanlarınızı seferber ederek demektir. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلُ اَنْ تَلْقَوْهُ Hani diyor siz ölümü temenni ediyordunuz o ölümle karşılaşmadan önce. Yani düşmanla karşılaşmadan önce siz ölümü arzuluyordunuz. Nasıl olmuştu bu? Malum gençler demişlerdi ki ya da Bedir'e katılmayan ashab-ı kiram ya Resulullah demişlerdi. Tamam
büyüklerimiz, burada tecrübeliler, Ehl-i Bedir, savunma harbi yapalım, Medine'de karşılayan düşmanı diyorlar ama biz Bedir'de onların metini çok duyduk. Allah'ın onlardan razı olduğunu öğrendik. Biz de bulunamamıştık. Şimdi bu fırsatı bizden, ya Resulallah diyorlar, bizi mahrum etme. Bu fırsat bizden kaçmasın. Biz diyorlar, onları meydanda karşılayalım. Cenab-ı Hak ona işaret ediyor. Hani diyor siz, düşmanla karşılaşmayı ya da ölümü ya da şehit olmayı arzu etmiştiniz. Ne oldu derdesine? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ Hani ölümü arzuluyordunuz. Elbette insan ölümü istemez ama diyor ki alimlerimiz, ölümü istemek, temenni etmekten murat burada. Daha fazla ölüme sebebiyet verecek bir şeyi istiyordunuz. Yani neticede siz Medine'de kalsaydınız bir şekilde sanki daha korunaklı bir yerde kalmış olacaktınız. Ama siz meydana atladınız. Orada da daha çok ölme ihtimali daha fazla. Onun için hani siz böyle ölümü temenni edip duruyordunuz. O ölümle burun buruna gelmeden, öyle diyelim. Tam da tercümeyi böyle yapabiliriz. Ölümle burun buruna gelmeden ölümü istiyordunuz. Ne oldu dercesine? Niye böyle eliniz kolunuz düştü anlamında ufak bir tariz var orada. Çünkü o mağlubiyet olunca ne oldu değil mi? Ya da işte Resulullah Okçular Tepesi'nde Abdullah bin Cübeyr komutasındaki kimselere burayı terk etmeyin denmişti. Orada biraz Müslümanları galip gibi gördüler. Ganimet hevesiyle bir kısmı Resulullah'ın emrini unuttu ya da çiğnedi bir şekilde. Bazıları hatta şöyle olmuş. Abdullah bin Kamiye diye bir adam Resulullah'a işte saldırıp onun yanağından efendim yaralayıp dişini şehit edip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şey yapınca o anda Musab savunmaya geçmiş ve Musab'ı öldürmüş. Musab da Resulullah'a demek ki boyca filan da herhalde bedence de benziyor. O miğfer de var. Herkes gözler görülüyor sadece. Peygamberi öldürdüm diye ya da Muhammed'i öldürdüm diye bağırıyor. O anda Müslümanlar çözülüyorlar. Diyorlar ki ya peygamber öldükten sonra diyorlar yani durmamızın bir anlamı yok. İşte kimisi artık geri gitmeye başlıyor. Hatta bazıları Abdullah bin Übey bin Selül münafıkların reisi. Ona gidip diyorlar ki ya acaba gitsen de Ebu Sufyan'la görüşsen yani artık biz geç çekiliyoruz diyerek onlara da fazla saldırmasa. Bir kısmı bazı münafıklar da bunu fırsat bilir ya zaten bu din gerçek olsaydı peygamber ölmezdi. Galip olurdu. En iyisi siz eski dininize geri dönün demeye başlıyorlar. Gevşiyor bir takım insanlar. Tabii yani herkes aynı güçte olmaz. Bir de o zor zaman, can pazarı var orada. Ve daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın öldürülmediği, sağ olduğu Efendimizin de kendini belli etmesiyle fark edince tekrar toplanıyor müminler. 30 kişi kadar hemen Resulullah'ın etrafına adeta etten duvar örüyorlar. Bir kale duvarı gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sonra Mekkeliler de zaten yeter bunlara epey bir zayiat verdirdik. Zaten perişan ettik. Artık gidelim diyorlar. Ne olur ne olmaz. Bundan sonra iş geri çevrilmesin anlamında tekrar dönüyorlar. İşte Yüce Rabbimiz o ana dikkat çekiyor. Hani diyor siz o ölümle burun buruna gelmeden ölümü istiyordunuz. Niye böyle oldu dercesine? Fekat ra'aytumuhu ve entum tenzurun. Tam ölümü gördünüz siz aslında. O hali gördünüz ve siz baka kaldınız. Yani adeta orada sadece seyrettiniz anlamında. Yani ölümü atlamadınız. İşte şehit olma anlamında böyle bir tekrar yeniden bir yüklenmediniz dercesine Yüce Rabbimiz o oradaki sahabenin o konumuna bir tarizde bulunuyor. Bir telmihte bulunuyor. Ve bakınız devam. Ve ma Muhammedun illa Resul. Muhammed sadece bir peygamberdir, bir elçidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan önce de birçok peygamberler geldi, geçti. اَفَاِمْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا غَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ Muhammed ölürse ya da öldürülürse siz gerisin geriye, ökçelerin üzerine gerisin geriye mi döneceksiniz? Yani yine putperestliğe mi döneceksiniz? وَمَنْ يَنْغَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ Kim gerisin geri dönerse bu dini bırakır. Eski dine yönelirse, eski haline geri dönerse felen yedurrallâhe şey'a
Allah'a asla ve kat'a zarar veremez. Zarar veremeyecektir. Ve seyyedzillahu şakirin. Allah şükredenlerin karşılığını, mükafatını mutlaka verecektir. Burada şükredenlerden murat, diyor ki alimlerimiz, o imanda ve savaşta, o cihatta sebat edenler. Onlar karşılığını bulacak. Ama demek ki şükretmeyenler o mükafata nail olamayacak. Bu şeyi veriyor Yüce Rabbimiz. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Hiçbir cana Allah'ın izni olmadan yazılmış, onun hakkında yazılmış ecel müddeti dolmadan ölüm yok diyor Cenab-ı Hak. Ölüm yok. Yani herkesin demek ki ne zaman öleceği belli. Ne bir dakika öne çekiliyor, ne bir dakika sonra. Uhud meydanına da çıksan, Medine'de de kalsan, ölüm geldiyse orada da bulacak, orada da. Onun için ölümden korkarak diyor, cesaretsiz bir şekilde hiçbir zaman davranmayın. Ölümden de korkmayın. Gelecekse zaten o sizi bulacak. Hatta yataklarınızda da olsa gelip bulacak. İsterseniz efendim kalelerin arkasına gizlenin, yine gelip bulacak. Yani o ölüm an, Allah'ın belirlediği an gelince ne ileri ne geri hiçbir değişim söz konusu olmadan o gerçekleşmiş olacak. Ve men yurid sevabet dünya nü'tihi minha. Kim dünyevi bir menfaat, dünyevi bir karşılık isterse ondan vereceğim diyor Cenab-ı Hak. Kimin niyeti neyse. Ganimet için yola çıktıysan tamam. Ganimetten alabilirsin bir şey. Her konuda böyle. Ne istiyorsan ondan vereceğim diyor, bakınız. Ve men yurid sevabel ahireti nü'tihi minha. Kim de ahiret sermayesini, ahiret sevabını, ahiret karşılığını isterse ona da ondan vereceğim. Ve senezzis şakirin, biz şükredenleri mutlaka ve mutlaka mükafatlandıracağız diyor Cenab-ı Hak. O işte Allah'ın verdiği nimetleri, Allah'ın verdiği imkanları en güzel şekilde kullanıp efendim nefsin arzularına uymadan Yüce Rabbin rızasını elde etme adına efendim üzerindeki imkanları ve nimetleri onun yolunda güzel değerlendirebilenler mutlaka mükafatını alacaklardır diye Yüce Rabbimiz beyan buyuruyor. İnşallah Cenab-ı Hak cümlemizi her halükarda şükreden kullarından eylesin efendim. Lillahi Teala'l-Fatiha.